Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Mayıs 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Mayıs sizin ayınız. Güneş 20 Mayıs'a kadar boğa burcunda olacak. Bu ay doğan tüm boğa burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim size ve tabii yükselen burçlarımız için de enerjilerinin güçlendiği önemli bir ay Mayıs ayı. Hemen ayın ilk haftası içerisinde önce Merkür, ardından sizin gezegeniniz Venüs ikizler burcuna geçecek. Bu da ayın büyük bölümünde daha çok maddi konuları, para konularını düşüneceğinizi, hareketlerin, kişisel beklentilerin, özellikle parasal güvenlik alanlarında yoğunlaşabileceğini işaret ediyor. 11 Mayıs'ta burcunuzda yeni ay doğuyor. Her yıl burcumuzda bir yeni ay doğar ve bizim için çok önemli bir dönemdir. 21 derece Boğa burcunda yeni ayımız 11 Mayıs'ta doğacak. Özellikle tabii ki doğum günü 7 Mayıs ile 15 Mayıs arası olan boğa burçlarımız bu yeni aydan çok güçlü etkiler alabilirler. Ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa, yine kişisel haritalarınızda özellikle gezegenleriniz 21 derece ve yakınlarında yerleşmişse, bu yeni ayın bireysel etkileri sizin için çok güçlü olabilir. Evet, boğa ay sonuna kadar bu yeni ay tesirleri etkili olacak kişisel ve toplumsal alanlarda. Kendimizi daha fazla güvende hissetmek istiyoruz. Özellikle parasal konularda olabilir bu. Bazı yeni adımlar atabiliriz. Çevresel değişimler olabilir. Fiziksel imajımızda belki bazı yenilikler yapmak istiyoruz. Daha fazla hayatın bizim için güvenlik alanları, istikrar alanları, bize huzur veren konular, sevgi temaları ve biraz konfor ve rahatımıza özellikle düşkün olduğumuz alanlarda yenilikler olabilir hayatımızda. Evet, maddi konularda da bazı kazanç imkanları ya da bize ait olan değerleri bir şekilde kazançlarımızı ya da mal varlıklarımızı değerlendirme imkanları, yine bunları da bu yeni ay kapsamında ele alabiliriz sevgili boğalar. Mars Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Daha duygusal, biraz hassas bir Mars geçişi var. Özellikle yakın çevremizde olup bitenlere daha hassas yaklaşabiliriz. Akrabalarımız, kardeşlerimiz, komşularımız, onlarla ilgili konularda enerjimizi daha fazla yoğunlaştırmamız mümkün. Bu ay hareketli bir ay. Kısa uzun bazı seyahatler olabilir, geziler, yolculuklar olabilir veya bunlarla ilgili planlarımız, düşüncelerimiz gündemde olabilir ay genelinde. Ve 13 Mayıs'ta şans gezegenimiz Jüpiter kısa bir süreliğine Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Jüpiter 28 Temmuz'a kadar Balık burcunun ilk 2 derecesi içerisinde bulunacak ve Balık burcunun klasik yöneticisi olduğu için güçlüdür, çok bereketlidir burada. Daha çok manevi konularda, ruhsal konularda hayatımıza açılımlar getirebilir. Sizin için de güzel bir alanda, 11. evinizde olacağı için aslında hem maddi hem manevi alanlarda kısmetli bir dönem sevgili boğalar. Bu dönemde hayattan aldığınız keyif biraz artabilir. Daha hani sorumluluklar dışında keyiflere yönelebilirsiniz. Kişisel zevkler, ilişkiler, aşk konuları, belki arkadaşlıklar biraz daha canlı olabilir. Yeni insanlarla tanışmak, tanıştığınız insanlardan fayda görmek, arkadaşlarınızdan destek almak mümkün. Çalıştığınız işlerin maddi manevi getirileri söz konusu olabilir. Yani kazanç imkanlarınızı da arttırabilir bu. Ya da toplumsal alanda biraz daha dikkat çekebilirsiniz. Bir başarı da elde edebilirsiniz. Jüpiter'in bu geçişiyle beraber 28 Temmuz'a kadar, şu an 2,5 ay Jüpiter Balık burcunda bir ziyarette bulunacak. Evet, ve ayın 20'sinden itibaren Güneş ikizler burcuna geçiyor. Tabii ki Güneş'in burç değiştirmesi enerji alanını da biraz değiştirecek. Artık daha fazla belki parasal gelirlerimiz, kazançlarımızla ilgili alanlara odaklanmaya başlayacağız. Özellikle Güneş'in hareketiyle beraber. Ve 26 Mayıs'ta ay dolunay fazına ulaşıyor, ama bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması, tam ay tutulması. 5 derece yay burcunda olacak. 2021'in ilk ay tutulması. 8. evinizi aydınlatıyor. Daha duygusal tesirler de getiriyor tabii. Tutulmalar biraz duygusal olarak etkileyebilir bizi. 8. ev güçlü dönüşümler, bazı krizler, sağlık konuları oluşturabilir. Ufak tefek de olsa bazı operasyonlar, ameliyatlar, tedaviler, kazalar, hani bunlara da zemin hazırlayabilir.
Ve parasal konuları da etkileyebilir. Bu tutulma özellikle maddi alanlarda beklentileriniz varsa veya bir borcun ödenmesi olabilir, bir kredi beklentisi olabilir ya da eşinizin kaynaklarında artışlar olabilir, bir prim, bir burs, bir tazminat, bir miras, hani bu tarz konular, hisseli paralar alanında dönüşümler ortaya çıkarabilir ve bazı beklentilerinizi sonuçlandırabilir. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, evet, bu tutulma etkisi bireysel olarak sizi etkileyecektir ve daha kadersel bazı güçlü dönüşümler tutulmayla beraber, özellikle tutulmayı takip eden 1,5 ay sürecinde güçlü bir şekilde hayatınızda kendini gösterebilecektir sevgili boğalar. Ve ay sonunda 29 Mayıs'ta Merkür İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Evet, 22 Haziran'a kadar devam ediyor bu gerileme. Biliyoruz ki Merkür retroları günlük hayatımızı etkiliyor. Dikkat etsek de etkiliyor, etmesek de etkiliyor ama tabii ki biraz daha bilinçli davranmamız gerekiyor. Neler yapabiliriz, neler yapmayacağız? Önemli kararlar vermeyeceğiz. İşte önemli alışverişler yapmayacağız 22 Haziran'a kadar özellikle. Anlaşmalara, sözleşmelere dikkat edeceğiz. Para evinizde olacak bu gerileme. 29 Mayıs'a kadar aslında para alanınız çok aktif. Yani bu ay bereketli görünüyor kazançlar anlamında. O yüzden önemli bazı işleriniz varsa, alışveriş olabilir, bir yatırım olabilir, borçlanma konusu olabilir, iş konusunda yapılacak hareketler olabilir. Bunları 29 Mayıs'a kadar yapmaya çalışalım lütfen. 29 Mayıs'tan itibaren 22 Haziran'a kadar özellikle para konularında daha dikkatli olmak, çok önemli hareketlerde bulunmamak, biraz hani rutin işlerle, yani rutin gidişata ayak uydurup yeni kararlar vermemek çok daha doğru olacaktır. Bu yüzden önemli işlerimizi, özellikle alışverişlerimizi ya da parasal ayarlamalarımızı lütfen 29 Mayıs'a kadar tamamlamaya çalışalım sevgili boğalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.